Ağzını bozan Yıldız Tilbe'ye sosyal medyadan tepki yağdı. Herkes var. Yıldız Tilbe'nin ünlü menajer Haluk Şentürk'ün doğum günü partisinde yaptığı küfürlü yorum sosyal medyada büyük tepki çekti. Maçka'da bir otelin restoranında gerçekleşen doğum günü partisine Yıldız Tilbe de katıldı. Sesleri. Bu kadın bir de besteci söz yazarı, zaten tadından yenmiyor. Şu arkadaki kadının sesini size tanımam. Partide Haluk Şentürk'ün doğum günü pastası dikkat çekti. Pastanın üzerinde ünlü menajerin çalıştığı Azeri kızı Günel, Ebru Gündeş ve Yıldız Tilbe gibi birçok şarkıcının fotoğrafıyla Şentürk'ün heykeli de vardı. Yıldız Tilbe'nin pastayı görür görmez yaptığı yorum sosyal medyada olay oldu. Herkes var. Herkes var mağazı. Tilbe'nin video kaydı yapılmasına aldırış etmeden sarf ettiği küfürlü yorum masadakilerin gülüşmesine neden olsa da sosyal medyada büyük tepki çekti. Herkes var. Herkes var mağazı. Yıldız Tilbe'nin skandal yorumuna tepki yağınca Haluk Şentürk story sayfasına yüklediği videoyu sildi. Geceye katılan diğer ünlü isimler de pasta kesme videosunu sessiz yayınlamak zorunda kaldı. Yıldız Tilbe çıkışta Yeşim Salkın'la beraber soruları yanıtladı. Tilbe önce bir hayranıyla fotoğraf çektirdi. Yemek yedik, Haluk'un doğum gününü kutladık erkenden. Daha 3-4 gün var. Arkadaşları düzenlemişler değil mi Yeşim? Evet. Bizi de davet ettiler. Biz de geldik. Geldik, kutladık, gidiyoruz. Ünlü sanatçı evine profesyonel kamera sistemi kurdurduğunu ve yapacağı yayınlarda Yeşim Salkım, Bülent Ersoy ve Hadise gibi ünlü isimleri konuk alacağını söyledi. Vallahi şimdi gidiyorum, bir tane kamera kurdurdum eve. Girişi yoktu. Kameraman onu getirdi. Onu kurduracağım. Sizlere profesyonel yayınlar yapacağım. Yeşim'i de konuk alacağım. Evet. Bülent Ersoy'u da alacağım. Hadise'yi de alacağım. Herkesi alacağım konuk. Sevgilisi Uzay Hepari ile beraberlik yaşadığı için kendisiyle yıllarca küs kalan Sezen Aksu'yla önceki yıl barışan Tilbe, sanatçıyı geçen günlerde evinde ziyaret etmişti. Yıldız Tilbe, konu Sezen Aksu'ya gelince çarpıcı açıklamalar yaptı. Sezen Hanım peki, geçen gün de ziyaretine gitmiştiniz. Sezen'i rahatsız edemem. Neden? Edemem. Bunları ederim ama onu edemem. Bizi eder rahatsız. Tabii. Onu biraz zor eder. Onu rahatsız edemem. Ünlü sanatçı geçen yıllarda Sezen Aksu ile beraber proje yapacaklarını duyurmuştu. Bir proje yapacaktınız. İstiyoruz ama o Sezen'in keyfine kalmış. İsterse bütün projeler onun. Ne düşünüyor peki şu an kendisi? Hiç bilmiyorum. Konuşmadınız hiç. Yani bilmiyorum. 4 milyon takipçisinin olduğu Twitter hesabından attığı tweetlerle de sürekli gündem olan sanatçı halkı eğlendirmeyi amaçladığını belirtti. Halkımı milletimi eğlendirmek için yapıyorum. Başka hiçbir amacım yok. Eğlensin insanlar, mutlu olsunlar diye. Ünlü popçu hafta başı bir botoks reklamının önünde fotoğraf paylaşmış, takipçileri Tilbe'ye "Sakın estetik yaptırma, seni hep doğal görmek istiyoruz" mesajları atmıştı. Şey, ben gözlerim bozuktu, oraya gittim. Fotoğraf çektirdiğiniz yerin arkasında öyle bir tabela varmış, fark etmedim. Farkında olmadan bir estetikçinin reklamını yaptım. Benim için sakıncası yok ama ben gözlerime baktırdım. Gözlerim 3 küsür numara çıktı, 2 tane gözlük sahibi oldum bugün. Başarılar diliyorum kendime. Geçmişte Eşkıya filmindeki performansıyla Altın Portakal ödülü de alan Yeşim Salkım, yeni dizisi Arıza'nın çekimlerine ne zaman başlayacağını açıkladı. Biz de işte yayınlar yapıyoruz, ondan sonra şarkılar yapıyoruz. Şimdi bir diziyle anlaştım, onun ön hazırlıkları başladı. Teşekkür ederim. İşte onun ön hazırlıkları başladı, Allah nasip ederse. Temmuz sonu da sete çıkacağım. Salkım, üzerinde kendisine ait bir sözün yazılı olduğu tişörtü hakkında konuştu. Evet, bu benim sözümü tişört yapmışlar. Söylemiştim ya, hani benim hiç yabancı düşmanım olmadı. Hepsiyle bir kahve içmişliğim vardı. Yıldızım hariç tabii. 90'lardan kalan çok az insan kaldık gerçekten. O yüzden onun bende çok ayrıdır yeri. Öyle bir şey yapmışlar, ben bugün program vardı, giyeyim dedim. Yıldız Tilbe kedisiyle ilgili espri yaptı ve kediye Sezen hediye ettim dedi. Kedimi Sezen'e götürdüm. Evet, sahiplendi mi? Kediye Sezen hediye ettim.
Kediye Sezen'e Sezen kedi diyorlar ya. Sezen Hanım'ı kediye hediye ettiniz. Hayır, galiba. Kediye Sezen hediye ettim. Yani düşünebiliyor musunuz? Böyle bir şans hangi kediye nasip olur? Kesinlikle. Namussuz kedi. Evde bir türlü sevemedim. Elimin altında böyle böyle kıvranıp duruyordu. Sezen'e bir götürdüm, göğsünde 2 saat uyudu, öldürüyordum kediyi yazda. Sezen ses aklımda. Bu arada? Tilbe, yeniden yakalandığı kalın bağırsak iltihabı nedeniyle tedavi olan Sezen Aksu'nun sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Sağlığı nasıl? İyi Allah'a bir şükür, turp gibi, fıstık Sahneler gibi. Sahneler dönecek mi peki? Hiç bilmiyorum. Pek niyeti yok gibi görünüyor ama yine de bilemiyorum. Kendi bilir yani. 53 yaşındaki sanatçı pandemi bütün planlarımızı alt üst etti dedi. Planım yok hayatım, pandemi bütün planları alt üst etti. Arabalı konserler bu aralar çok meşhur, düşünüyor musunuz siz de? Evet, inşallah olursa neden olmasın. Her türlü konsere açığım ama tabii ki bu sosyal mesafeyi korumak lazım. Allah hepimize yardım etsin, ne diyeyim yani. Hepimizde. Geçmiş olsun burası tekrar. Sağ olun arkadaşlar. Çok sağ olun. Yıldız Tilbe yeni bir araba aldığını da sözlerine ekledi. Evet, acaba yeni bir arabam oldu şimdi. Hayırlı olsun dilerim. Hayırlı olsun. Alışırız sizi aynı arabada görmeye. Evet, o arabam artık bende değil. Bunu aldım. Allah kazasız belasız. Amin diyelim. Herkese. Hayırlı olsun. Çok teşekkürler. İnşallah. Sağ olun. Sağ olun çocuklar.